Ali Babacan yine. Hani başbakan bile memlekete bu kadar hizmet etmemiş. Ben yaptım ya. Tayyip Erdoğan kim ya? Şimdi paradan 6-0 atılacağını gazetelerden öğrendim. Bana sordu ertesi gün, ya bu ne dedi? 6-0 mı atıyorsunuz paradı? Ben de evet dedim. Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım dedi. Niye sen açıkladın dedi. Tayyip Erdoğan çıktı, Ali Babacan'a cevap verdi. Ya sen kimsin? İmzayı atan kim? Sen kim? 6-0'ı Türk lirasından çıkaran bu başbakan. Ekonominin tepesinde olduğu dönemle ilgili iyi olan ne varsa enflasyonu ben düşürdüm. Paradan sıfırı ben attım diyor. Ülkeye parayı ben getirdim diyor. Her şeyi ben yaptım diyor. Ya abi sen atıyorsun, bari destekle Tayyip Erdoğan, Ali Babacan. Tamam iyi olmuş madem. Bari bana haber verseydin, ben söylerdim. Ben açıklardım. Siz tahmin ediyor musunuz böyle bir diyalog olduğunda Tayyip Erdoğan ne yapacağını? Senin şakacısın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Facebook ve YouTube kanalımda ortak yayındayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar hemen ben konuşmaya başlayacağım. Siz de hemen ellerinizi çalıştırın. Beğeniler, paylaşımlar, yorumlar, katıl, yıldız. Ne istiyorsanız onu yapın. Ama ısrarla söylüyorum, abone olmayıp ya da Facebook'ta beni takip etmediği halde videolarımı izlemekten geri kalmayan bütün arkadaşlarıma rica ediyorum. Lütfen YouTube kanalıma abone olup programı izleyin. Facebook'taki arkadaşlar da önce takip tuşuna bassın, sonra da yoluna devam etsin. İsteyen YouTube'da bize katılabilir destek için. Facebook'ta da yıldız gönderebilir. Şimdiden bütün katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Bugünkü manşetimiz Ali Babacan yine. Kendisini çok severiz ya. Müthiş işler yapmış ya geçmişte. Başbakan olarak. Evet ya. Hani başbakan bile memlekete bu kadar hizmet etmemiş. Geçmişte söylediklerinin bir kısmını sizinle paylaşmıştım. Ben diyen yapısı, ben yaptım ya. Tayyip Erdoğan kim ya? Tayyip Erdoğan o zaman böyle hani altılı masanın da ifade ettiği gibi sembolik bir başbakandı. Biz istediğimiz gibi her şeyi yapıyorduk, imzayı atıyorduk. Ertesi gün Tayyip Erdoğan yaptıklarımızı gazeteden görüyor. Aa bu ne? Ali! Niye bana haber vermedin? Ali, niye bana söylemedin? Ne söyleyeceğim kardeşim sana? Biz icraat yapıyoruz. Her şeyi sana mı danışacağız? Olmaz. Olur olur. Ya arada bana bir şeyler söyleyin. Ben de çıkayım televizyona bir şeyler söyleyeyim. Ali'ciğim ya biz arkadaşız falan. De yani Tayyip Bey herhalde böyle yapmış olmalı ki geçmişte. Bu paradan 6-0 atma noktasında biliyorsunuz yıllarca konuştuk, tartıştık. 6-0 paradan atılacak, ne olacak, ne bitecek, nasıl olacak, yeni TL nasıl olacak? Birisi çıktı dedi ki ya AK Parti iktidarı, daha doğrusu Tayyip Erdoğan bunu gerçekleştirsin. Ben çıkıp Taksim Meydanı'na anıracağım dedi. Anırdı mı? Ve hatırlayın 6-0'ı attığımız zaman bana karşı çıkanlar, Taksim Meydanı'nda anırırım diyen köşe yazarları şimdi yine aynı şeyleri söylüyorlar. Anırdılar mı? Hayır. Yok, anırmadı. Yani anırmasına da gerek yok. İnsan, yazık günah. Bir insan Taksim Meydanı'na kadar gidip anırırsa iyi bir şey olmaz tabii. Onun için iyi bir şey olmaz. Yani Tayyip Erdoğan da bu konuda çok ısrarcı olmadı. Ya anır falan demedi. Hadi anırsana, anır. Biz de demedik. Ya adam dedi ki hata yapmış. Zaten bunlar yıllardır hep böyle anıracak şeyleri yazıp çiziyorlar ama işin enteresan tarafı yıllar yıllar sonra Ali Babacan sahneye çıktı ve dedi ki bu 6-0 meselesinde Tayyip Erdoğan'ın haberi yoktu. Ben o gece karar aldım. Ertesi gün gazetelerde yayınlandı. Tayyip Erdoğan da döndü bana dedi ki ya Ali'ciğim bundan benim niye haberim yok? Şimdi paradan 6-0 atılacağını gazetelerden öğrendim. Bana sordu ertesi gün, ya bu ne dedi? 6-0 mı atıyorsunuz paradı? Ben de evet dedim. Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım dedi. Niye sen açıkladın dedi. Tayyip Erdoğan aslında neyin ne olduğunu, kimin bunun altına imzasının olduğunu, kimin karar verdiğini bildiği için çıktı Ali Babacan'a cevap verdi. Bana göre gereksiz bir cevaptı ama Tayyip Bey yine de kendisini tutmadı. Sen kimsin dedi. Şimdi bu neticenin üzerinden kendine paye çıkarmaya çalışanlar yok değil, var. Ya sen kimsin? İmzayı atan kim? Sen kim? 6-0'ı Türk lirasından çıkaran bu başbakan. Sen kimsin ya?
Ben biraz sosyal medyayı, daha doğrusu YouTube'u karıştırdım. Bu paradan 6-0 atma noktasında gerçekten her şey ben diyen Ali Babacan'ın dediği gibi mi olmuş? Yoksa bu işin içerisinde Tayyip Erdoğan var mı? Ya da herhangi bir yerde tören yapılmış mı? Ali Babacan nerede? Tayyip Erdoğan nerede? İkisi birlikte mi karar veriyorlar? Ya da ikisi birlikte mi o paraları tanıtıyor? Şöyle ufak bir araştırma yaptım. Hani geçmişte Gezi meselesinde Tayyip Erdoğan'ın direndiğini, halkı dinlemediğini, kendisine gelen insanları dinlemediğini, kendisini çok uğraştığını, aman yapma Tayyip Bey bak hata yapıyorsun dediğini falan anlattı. Sonra döndü dedi ki o dönemde benimle söylediklerim arşivde var dedi. Gezi konusunda bayağı hani özellikle gençlerin o dönem herkesin o yaşanan şiddet görüntüleri, o diğer şeyler hani orada mesela sizin... Yani mesela arşivi tarasınlar, o günkü hükümetteki kaç tane bakan var? 25 tane bakan içerisinde Gezi ile ilgili ben de söylemişim. Hepsi kayıtlarda. Açsınlar baksınlar. Şimdi ayrı bir Gezi faslı açmayalım yani. Hani anlatabilirim uzun uzun da. O gün başbakanın Erdoğan'ın Gezi ile alakalı tamamen gözünü karartıp diğer hiç kimseyi dinlemeden bir sürü bir şeyler yaptığı dönemde hem içeride ne mücadele verdik, bir de ben basına açık ne söyledim. Çıkarsınlar ortaya koysunlar. Biz de çıkarıp koyduk, dedik aha Ali Bey sen böyle konuşmuşsun. Sayın Başbakanımız bizzat gerçekten çok da zaman ayırarak grup grup sabahlara kadar herkesi dinledi. Evet. Bütün görüşleri aldı. Kaygıları, endişeleri, talepleri, arzuları, beklentileri, varsa eğer korkuları, bunların hepsini farklı grupların temsilcilerinden dinledi. Ve nihayetinde de biliyorsunuz bir yargı süreci zaten var. Bu yargı sürecinin bir tamamlanması gerekiyor. Arkasından belki halkın bu konudaki görüşü de alınarak kamuoyu nihayetinde, yapılarak nihayetinde bir sonuca doğru gidiyor. Yani ümit ediyoruz ki yani Sayın Başbakanımızın, hükümetimizin bu gayretleri, bu yaklaşımı karşılığını bulur. Biz bu arşivi ortaya çıkarınca adam pişkince öyle üzerine yattı. Yani artık teknoloji öyle bir gelişmiş ki birisi bir şey inkar ettiği zaman tak diye alnına yapıştırıyorlar. Ahmet Davutoğlu'na aynı şey yapılmadı mı? Yani ben hayatımda FETÖ'yle bilmem ne falan filan dediler. Muhterem hocam demedim dedi. Ya dedim, o dönemde dedim kardeşim. Ama biz o dönemde bu iblisin hoca olduğunu düşünüyorduk. De, inkara gitme. İnkar etti. Bakın ne oldu? IŞİD evlerine kaç yaşında girdiniz? Hangi eylemleriniz sonucu cemaatin yurtlarında ders verecek rütbeye ulaştınız? Hiçbir şekilde alakam olmamıştır. Hiçbir yerde benim FETÖ terör örgütüyle ilgili olumlu bir açıklamam söz konusu değildir. Sayın Davutoğlu, Türkçe olimpiyatlarının 10.sundaki konuşmanızı izlemenizi tavsiye ederim. Sadece Türkçe öğreten öğretmenlere teşekkür ettiğim bir konuşmadır. Asla FETÖ ile ilgili tek bir ifadem yok. Başta muhterem Hoca Efendi olmak üzere tüm öncülere hayır, selam olsun. Hoca Efendi yok o ifade. Ben o konuştuğumu bilirim. Sadece Türkçe öğretenlere teşekkür ettim. Başta muhterem Hoca Efendi olmak üzere bütün öncülere de selam olsun. Geçmiş bazen insanın yakasını bırakmıyor. Sen geçmişi koz olarak kullanıp Tayyip Erdoğan'a karşı kullanırsan, geçmişi koz olarak kullanıp Tayyip Erdoğan'ı veya halkın önüne koyarsan biz de döner deriz ki ya sen yalan konuşuyorsun kardeşim. Yalan konuştuğunun da ispatı işte burada. Şimdi Ali Babacan diyor ya 6-0 ben attım, Tayyip Erdoğan işte gazetelerden öğrendi. 10 yıl öncesine ait bir video buldum. Tayyip Erdoğan'la Ali Babacan bir aradalar, Türkiye'nin yeni Türk lirasını millete tanıtıyorlar. Ali Babacan bekliyor, Tayyip Erdoğan geliyor, halkın arasına karışıyor. Sonra geliyor, gel bakalım Ali diyor. Ali getiriyor böyle bir tane yeni paraların olduğu bir şey koyuyor, böyle önüne bir şey koyuyor. Tayyip Erdoğan da bunu anlatıyor millete. Evet, maliye paralarımız burada. Bu eski 1 milyon. Şimdi 1.700. Bu törenden sonra bu da yetmezmiş gibi Ali Babacan'la birlikte Tayyip Erdoğan bir bankamatiğin önüne gidiyor ve banka kartıyla Ziraat Bankası'ndan para çekiyor, yeni para çekiyor. Ali Babacan da yanı başında. Beraber fotoğraf çekiyor. Ali Babacan o zaman Bebecan, yani yeni gelmiş, daha toy. Yani Tayyip Erdoğan gel buraya diyor, geliyor. Git oraya otur, oturuyor. Gel buraya beraber fotoğraf çekilelim diyor, koşa koşa geliyor. Şimdi bu görüntüyü izleyelim.
Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Biraz geri gelin. Sayın Bakanım. Sayın Valim. Sayın Bakanım. Beyefendi. Beyefendi. Sayın Başbakanım. Ahmet abi. Ahmet abi. Ya Mustafa Varank da çıktı bir tweet attı. Dedi ki kardeş niye yalan konuşuyorsun? Sen o dönemde Tayyip Erdoğan'ın yanındaydın. Bu TL'nin tanıtımıyla ilgili sen yanında fotoğraf çektirdin. Bu yalanları nereye kadar sürdüreceksin dedi ama tabii Mustafa Varank görüntü bulamamış olmalı ki iş bize düştü. Aldık bu videoyu ortaya çıkardık. İşte Ali Babacan'ın o genç hali üzerindeki cekete dikkat edin arkadaşlar. Yeni olduğu, toy olduğu ne kadar belli. Tayyip Erdoğan tutmuş elinden gel demiş. Bütün CHP'lilerin Bebecan diye isimlendirdiği Ali Babacan'ı almış yanına Türk lirasını tanıtıyor. Kendisini küçümsemiyor. Yanında dur diyor. Ha bu Türk lirasını tanıtalım diyor. Bu Ali Babacan yıllar sonra muhalefet için Babacan olan Ali Babacan. Ekonominin tepesinde olduğu dönemle ilgili iyi olan ne varsa enflasyonu ben düşürdüm diyor. 7'lere mi? 4,5 lira mı? Paradan sıfırı ben attım diyor. Ülkeye parayı ben getirdim diyor. Her şeyi ben yaptım diyor. Ben geçen bir program yaptım. Dedim ki başbakanımız Ali Babacan. Ya abi sen atıyorsun bari destekli at. Yani bu arşivler çıkıyor ortaya sonuçta. Ya işte Gezi olayında olduğu gibi. Tayyip Bey bizi dinlemiyordu. Tayyip Bey hiç kimse bir şey söylemezken ben diyordum ki yapma hata yapıyorsun. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Kayseri'ye gittik. Kayseri'ye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisiyiz. Abdullah Gül'e ait Kayseri'de bir müzenin açılışı var. Davetliler arasında ben de varım. Birçok gazeteci arkadaşımız. Bir gün önce gittik o müzeyi gezdik, dolaştık. Abdullah Gül bize anlattı. Geçmişte yaptıklarını bir bir sıraladıktan sonra oturduk yemek yedik vesaire. Burada ben birini gördüm. Kimdi biliyor musunuz? Ali Babacan. Ali Babacan bizim olduğumuz yere gelmedi. Yemek salonuna girmedi. Sonra biz çıktık dışarıya bazı gazeteci arkadaşlar. Sonra biri bize haber verdi. Dedi ki dışarıda Ali Babacan var. Aa ne güzel hemen gidip kendisine bir ekonomik soruları soralım falan dedi. Koşa koşa dışarı çıktık. Abi ben size bir şey söyleyeyim mi? Size Allah'ın birliğine yemin ediyorum. Ali Babacan bizi gördü. Nasıl kaçıyor biliyor musunuz? Nasıl kaçıyor? Böyle arkasına bakmadan. Ya arkadaş ne oluyor ya falan dedik. Abi kaçıyor. Ali Bey, Ali Bey. El salladı, koştura koştura gitti. Neden biliyor musunuz? Ya neden? Çünkü Tayyip Erdoğan bir gün sonra Kayseri'ye gelecekti ve orada miting yapacaktı. Çünkü Ali Babacan bir gün önce geldiği fark edilmesin diye. Ali Babacan bir gün önce gelip Abdullah Gül'ün o müzesini ziyaret ettiği ortaya çıkmasın diye koşa koşa gitti. Kaçtı. Ve biz o dönemde bütün gazeteciler hepimiz çok şaşkınlık içerisinde. Ve şu yorumu yaptı. Ya arkadaş kabinedeki bir isim ta buraya kadar gelmiş. Abdullah Gül'ün yanında niye gözükmek istemesin? Niye kaçıyor? Demek ki o dönemde de Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül arası limoni biraz. Hani resmiyete dökün. Belki ben şeyi yanlış hatırlıyor olabilirim. Hani Cumhurbaşkanı dedim. Belki Cumhurbaşkanlığından Cumhurbaşkanı. Yani henüz ayrılmamış Abdullah Gül. O dönemde bugün ben yaptım diye, her şeyi ben bitirdim diyen Ali Babacan çıkmış. Bizi görünce koşarcasına kaçan Ali Babacan çıkmış bugün. Diyor ki o dönemde her şeyi ben yaptım ve Tayyip Erdoğan benim yaptıklarımı gazetede görüyordu diyor. Böyle bir adam. Şimdi anketlere bakıyorsunuz. CHP'nin oy oranını yayınlıyorlar. AK Parti'nin, İYİ Parti'nin, MHP'nin, HDP'nin oyları var. Fakat bu arkadaşın oy oranı orta yerde yok. Bakın ilk çıktığında ben bir şey söylemiştim. Tayyip Erdoğan'ın panzehiri olabilecek kişi Ali Babacan'dır demiştim. Ama bir şerh koymuştum. Yeter ki sadece siyaset yapsın. Eğer o da Kemal Kılıçdaroğlu gibi Tayyip Erdoğan'a kafayı takarsa ve her gittiği yerde Tayyip Erdoğan kötülerse, Tayyip Erdoğan şöyle, Tayyip Erdoğan böyle derse hiçbir şansı olmaz demiştim.
ve beni yanıltmadı. Tayyip Erdoğan düşmanlığının prim yapabileceğini düşündü. Ve şimdi gidiyor bir yerlere, Tayyip Erdoğan'ın videolarını çıkarıyor. İşte bak görüyor musunuz? Enflasyonu şöyle olmuş. Tayyip Erdoğan Türkiye'yi batırmış. Bu adamın gitmesi lazım. Tek adam, diktatör gibi ifadelerle kendini yok eden bir isimden bahsediyor. Zaten önceden yoktu. Zaten önceden kimse yüzüne bakmıyordu. Ve bu adamı Bebecan diyorlardı. Şimdi Tayyip Erdoğan'a küfür ediyor, hakaret ediyor diye babacan olmuş muhterem. Ve geçmişte yapılan her şeyi o yapmış. Tayyip Erdoğan da yan gelip yatmış kardeşim. Ama işte lanet olası arşiv bırakmıyor. Ama bu arşiv var ya, bu arşiv işin peşini bırakmıyor. İnsanların gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Al kardeşim sen busun diyor. Az önce izlediğiniz video Ali Babacan'ın yalancı olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi yarın olacak bir kez daha çıkacak. Diyecek ki vallahi ben yaptım. Ula bari yemin etme lan. Vallahi ben yaptım ya. Tayyip Erdoğan'ın hiç alakası yoktu. Tayyip Bey ne demişti? Ali'cim ya bari bana bir haber verseydin. Gazetelerden öğreniyorum. Düşünemiyorum yani. Öyle bir ortam olacak ben düşünemiyorum. Yani Tayyip Erdoğan, Ali Babacan, tamam iyi olmuş madem. Bari bana haber verseydin ben söylerdim. Ben açıklardım. Siz tahmin ediyor musunuz böyle bir diyalog olduğunda Tayyip Erdoğan'ın ne yapacağını? Tayyip Erdoğan böyle demiş. Bari bana haber vereydin kardeşim. Güzel kardeşim. Ali'ciğim. Can Ali. Can. Bana haber ver nasıl olur mu? Ben de bir iki bir şey açıklayayım. Yani hani millet desin ki Tayyip Erdoğan da bir şeyler yapıyor. Ay Allah selamet versin ya. Senin şakacı seni. Tayyip Erdoğan'la görüşmeye gidiyor vakti zamanda. Efendim ben veda etmeye geldim diyor. Tamam diyor ya Ali yapma. Bak beraber memleketin ekonomisini düzeltelim. Gel birlikte çalışalım. Yok efendim ben parti de kurmayacağım. Vallahi kurmayacağım. Oradan çıkıyor abi. Aha partiyi kurdu. Ali Babacan geliyor. Geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Sonra meydanlara çıkıyor. Ah vur babam vur. Vur babam vur. Şimdi bir şey var. Türkiye'de böyle bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu gitti. Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Vakti zamanda. Çıktı dedi ki ben genel başkan adayı değilim. Hop geldi tak diye genel başkan adayı oldu. Ve o gün bugündür genel başkan olarak yenilgiye doymuyor. Aynı şeyi Ali Babacan yaptı. Gidiyor ben parti kurmayacağım diyor ama parti içerisindeyken gidiyor Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması için imza veriyor. Yani boşanmadan eşine ihanet ediyor. Bunu böyle benzetiyorum. Artık siz ihaneti başka yere nereye koyarsanız bilmiyorum. Yaptı bunu. Ben Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için tam işin göbeğindeydim dedi. 2018'de kötü bir tecrübemiz var. Ama sonuçta hep birlikte bütün... Şimdi 2018'de mesela bir ortak adaylık teşebbüsü vardı. Evet. Ve olmadı. Ülke tam 5 yıl kaybetti bakın. Tam 5 yıl. Yani çok detayına girmeyelim. Ama şu anda detayına girelim. Çok iyi konu açtınız. Yani teklif edenleri topladığınızda eğer ortak bir aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde. Peki yani bu sadece bizim değerlendirmemiz değil. Bağımsız bütün çalışmalar. Ali Bey teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız? Tabii ki vardım. İyi de sen AK Partilisin kardeşim. Ama işte ne yapayım yani öyle bir şey oldu yani. Bir kere aldattık. Böyle bir adam millete nasıl bir güven verecek ya? Sen buna nasıl güvenirsin? Adamın hayatı yalan olmuş. Ben diyor, aha diyor. Öyle yaptı diyor, şık o da yalan çıkıyor. Çünkü artık teknoloji yalana geçti. Teknoloji diyor ki yalan konuşma bak senin canını yakarım. Google diyor, YouTube diyor, Facebook diyor, Twitter diyor. Ali'ciğim yalan konuşma bak. Kaç defa sana söyledim. Yalan konuşursan seni rezil ederim. Sonuç, vallahi yorumu size bırakıyorum arkadaşlar. Hadi bana eyvallah.